lambadaki cin. Şimdi lambayı olmaya, cini çıkarmaya, tüm dediklerinizi oldurmaya hazır mısınız? Bizim de beynimiz, zihnimiz ve aklımızla ilgili kurmamız gereken en temel sistem bu. Zihnin bir takım becerileri var. Ama bu becerilerin aktive olabilmesi için bir otoriteye ihtiyaç var. Şimdi o beceriler ne? Günlük yaşamda dikkat edeceklerimiz neler? Böyle nokta nokta püf noktaları var mı? Biz mazeretli yaklaştığımız zaman zihin hemen alır. Hep denir ya, ama kullanmayacaksın. Ama niye kullanmayacaksın? Bolluk, bereket, para söz konusu olduğu zaman özellikle de hani bunlar böyle bizim hayatımızda kriz konuları oluyorsa eğer, bir daralma hissediyorsak. Arkadaşlar, İlk Ay Buharalı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu muazzam yolculukta kendimize yürüdüğümüz, daha iyi versiyonumuza yürüdüğümüz bu muazzam yolculukta, ki hayat yolculuğu böyle bir şey, tekamül yolculuğu. O kadar mutluyum ki Allah'ım sana ne kadar şükretsem az. İlk Ay Buharalı YouTube kanalında hani bu tarz söyleşilerin size ulaşmasına aracılık yaptığım için çok çok mutluyum. Çok mutluyum. Çok güzel şeyler yazıyorsunuz. Çok mutlu oluyorum. Ben çok şey öğreniyorum. Birlikte yürüdüğümüzü görüyorum. O yürümek o kadar kıymetli bir şey ki. Ay, o yüzden çok içimden geldi. Her biriniz iyi ki oradasınız. Bu yolculukta çok zor bir şeyi şimdi birlikte aşacağız sizinle. Öyle olmasını diliyorum, temenni ediyorum. Kendim için de. Önce kendim için, sonra hepimiz için. Şöyle konu koymuş videonun adını, programın adını. Bayıldım. Zihin, lambadaki cin. Şimdi lambayı olmaya, cini çıkarmaya, tüm dediklerinizi oldurmaya hazır mısınız? O kadar önemli ki. Zihnimiz bizi yönetiyor arkadaşlar. Biz zihnimizi değil, zihnimiz bizi yönetiyor. Ama bunun bir kullanım kılavuzu var. Belki bu videoda öğreneceklerimiz, o taktikler, yapılacaklar zihnimizi durdurmaya, doğru kullanmaya ve yönetmeye vesile olacak. Böyle olmasına niyet ediyorum. Hocamız bunu öğreten biri, bize de öğretsin. Hepimiz zaman zaman o zihnimizdekilerle baş etmekle zorlanıyoruz, zorluk çekiyoruz. Sonra da aslında bütün hayatımızın kontrolünü kaybediyoruz. Durum bu kadar vahim. Bu video bol katkı sağlasın. Yani bütün videolar gibi. Şebnem Bolkan'la ortak yayına geçeceğiz. NLP ve kuantum koçu, NLP uzmanı. Aynı zamanda yazar ve eğitmen. Lambadaki cini çıkarmaya, lambayı olmaya hazırsanız başlıyoruz ortak yayına. Sevgili Şebnem Bolkan, hoş geldin. Hoş bulduk İlkay. Lambadaki cin demişsin ya zihne. Neden bu tabiri kullandın? Aslında bunu böyle geniş geniş anlatmak için buradayım. Zihnimiz aslında bizim çok önemli bir hizmetkarımız, tıpkı lambadaki cin gibi. Ancak çok doğru kullanamadığımızı ben görüyorum. Nereden görüyorum? Ben de çok doğru kullanamadığım bir süreçten gelip bunun dinamiklerini öğrendim ve hayatımı değiştirip dönüştürdüm. Artı bunu öğretiyorum ve öğretirken de gözlemliyorum. Birçok şeyi öğretiyorum, paylaşıyorum. Özellikle insanların arzularını hayatlarına çekme konusunda çalışıyorum ve potansiyellerini gerçekleştirmek konusunda çalışıyorum. Orada şunu görüyorum, insanların arzularıyla aralarında, yani onlara ulaşamamasıyla ilgili bir sebep olarak birkaç sebep var. Bunlardan bir tanesi, enerjilerini evrenin sevgi enerjisiyle senkronize edemiyor olmaları. İkincisi, ne istediklerini bilemiyor ya da çok iyi ifade edemiyor olmaları. Bir diğeri, arzularına layık olmadıklarını onları hatırlatan inanç kalıplarını gördüklerinde anlayamıyor ve onları nasıl dönüştüreceklerini bilemiyor olmaları. Bir diğeri de zihinlerini arzularıyla aynı hizaya getiremiyor olmaları, ki burası aslında en de karışık olan. Hepsi çok 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 önemli ama zihin böyle en böyle kavram karmaşası yaşatan konu olduğunu ben gözlemliyorum. O yüzden de onun neden lambadaki cin olduğunu bir anlatmak istiyorum. Onun hizmetkar tarafını anlatmak istiyorum. Hadi bol katkı sağlasın inşallah.
Sevgiyle bakamıyoruz, sevgi frekansında olamıyoruz, ne istediğimizi bilmiyoruz, hak etmediğimizi düşünüyoruz. Zihnimizin maalesef kullanıcısı değiliz. Hadi kullanmaya niyet Kesinlikle. edelim. Diğerlerini hatırlatmış olman da harika oldu ama şey dedin yani ben de çünkü o yollardan geçtim. Bir kısacık sen nerelerden geçtin? Nasıl bu yollara düştün? Çok severim ben ilk kez yayın yaptığım hocalara sormayı. Tabii paylaşayım. Çünkü bunun da kıymetli olduğunu biliyorum. Şöyle ben tabii şöyle bir şey söyleyebilirim. Daha çok analitik ve bilimsel altyapıdan gelen bir eğitime Evet. sahibim. O Hatta dur, tarafa söyleyeceğim. Hacettepe mezunu muydun? evet. Hacettepe Hacettepe. Mühendislik Fakültesi. Evet, Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü mezunuyum. Tamamen böyle bilimle dolu bir eğitim sürecim oldu. Hani lise süreçlerim de aynı şekilde matematik fen ağırlıklıydı. Tabii hani bu alana girdiğim zaman hani çok bir eğitim odaklı bakıyor olsam da bu eğitimin dinamikleri aslında beni kuantum ve enerji dünyasıyla tanıştırdı. O zamanlar tabii hayat yani kişisel gelişim dünyası kuantum ve enerjiyle bu kadar kesişmiyordu ama ben o derslerde öğrendiklerimin sonucunda aslında kendimin de bir enerji olduğumu fark ettim. Hatta bunun bir potansiyeli olduğunu, bir şeye evrilme şansı olduğunu fark ettim. Ve bu kuantum dünyasıyla ve kendi enerjimle neler yaratabileceğim konusunda böyle bir umutlandım. Ve bunun formülleri de olur mu, yani nasıl olur diye düşünceyle kendi potansiyelimi gerçekleştirmek üzere laboratuvar ortamından çıktım. İnsanların daha kalabalık olduğu alanlara girdim. Bir kurumsal hayatta buldum kendimi. 17 yıl kadar marka yaratımı ve yönetimi konusunda çalıştım ve uzmanlaştım. Ama tabii ki hani çok keyif aldığım bir alandı. Ancak herkesin karşılaşabileceği gibi ben de bir takım kendimle ilgili başarısızlıklar, hayal kırıklıkları yaşadım bu süreç içerisinde. Ve bunu yaşarken hani kendi potansiyelimi keşfedeceğim derken bir baktım ki kendi otantikliğimi kaybetmişim, ışığım sönmüş. Benim için mutluluğun, başarının, gururun hatta aşkın nerede olduğunu bile kaybetmişim. Yani bayağı bir kaybolmuş olduğumu hissettiğim dönemlerden geçtim. İşte o zaman pes ettiğim bir dönemde dedim ki ben artık bir şey bilmiyorum. Gelsin birisi bana öğretsin. Ve bu çağrıya da cevap olan çok sevgili canım mentorum geldi. Onunla uzun uzun çalıştık ve ben çok şey öğrendim ve öğrendiklerim beni hayrete düşürdü. Hayatı çok değiştiren, dönüştüren kavramlar öğrendim. Ve sonra onları ikna olmam zaman aldı tabii. Fakat uyguladıkça çok da sihirli olduklarını gördüm. Özellikle de zihin. Zihin çok enteresandı. Ve sonrasında tabii ben hayatımda değişim dönüşüm yarattıktan sonra bunu çevremle de paylaşma isteği, onların da benden alma isteği beni bu konuda daha profesyonelleşmeye itti. Ve hani global platformlardan kuantum, NLP, kişisel dönüşüm konularında koluma işte altın bileziğimi taktım ve profesyonel olarak 2015'ten beri yapıyorum. Bununla ilgili yani insanların kendi potansiyellerini, yaşamalarını, ışıklarını parlatmalarını ve yaşamda karşılaştıkları her zorlukta ustalıkla aşmalarını sağlayacak eğitimler veriyorum. Kitaplarımda bunu anlatıyorum, yayınlarımda anlatıyorum, danışmanlıklar yapıyorum ve böyle bir süreçteyim. Aha. Benim hikayem kabataslak Ne böyle. güzel. O yanmadan olur mu canım demişti Adil Yıldırım aşk videosunda. O zaman daha güzel işte kendisi yaşayınca yürüyünce o yolu insan daha bir şuradan fışkırıyor ya anlattıkları. Çok daha tepkisi Kesinlikle. yüksek oluyor diye düşünüyorum. Peki lambadaki cin dedik ya. Evet. Beyin, zihin ve akıl arasındaki farkla mı başlasak acaba? Şu kavramları mı bir otursak? Kesinlikle. Yani o cini anlamak için önce birbirine girmiş bu kavramları bir ayrıştırmaya ihtiyaç var bence de. Şöyle anlatayım İlkay. Beyin bir organ, bir donanıma sahip. Yani donanıma sahip bir organ. Tamam. Görevi veri toplamak. Ve aynı zamanda bir takım hani vücutsal ve sistemsel fonksiyonlarımızın kumanda merkezi gibi görebiliriz. Öte yandan zihin dediğimiz şey beynin toplamış olduğu bu veriler arasında kurulmuş algoritma sistemi. Algoritma dediğimiz şey nedir? Problemle çözüm arasında yaşanan süreç. Dolayısıyla da
Zihin bir algoritma, beynin ürettiği veriler arasında bağlar kurarak ürettiği, neredeyse böyle örümcek ağına benzeyen tarzda nöronlarla nörolojik yollar oluşturulması haliyle oluşmuş bir sistem. Bir de akıl var. Akıl da bunu kullanma becerisi. Şimdi ben bunu birazcık daha anlaşılması için şuna benzetiyorum. Şimdi cep telefonumuz nedir? Bir donanıma sahip bir akıllı aygıt. Tıpkı beyin gibi. Ve bunun bir yazılımı var. Yani kim bazen Android, bazen iOS. Bir algoritma, bir yazılım. Hatta bazı temel uygulamalar var bu sistemin içerisinde. Onlar da birer algoritma. Dolayısıyla da bir telefon ve onun yazılımı, algoritması şu an elimde. Peki kullanıcı kim? Benim. Dolayısıyla da bu kullanıcının bu telefonu kullanabilmesi için bir sahip olma, otorite olma, buna hakim olma, bundan nasıl faydalanabileceğini bilme gibi bir durumu söz konusu. Yoksa hani bu işlem bir işe yaramaz. İşte bizim de beynimiz, zihnimiz ve aklımızla ilgili kurmamız gereken en temel sistem bu. Yani zihin, şunu bilmemiz gerekiyor ki, şu ayrımı çok net yapmamız gerekiyor ki, zihin benden ayrı bir şey. Neden benden ayrı bir şey? Çünkü ben doğarken onu yanımda getirmedim. Ben beynimi getirdim. Belki ilahi sistemden, hani buradaki varlığımın anlamı, becerilerim, yeteneklerimle ilgili hatırlamam, hayatım boyunca hatırlamam gereken bir takım temel bilgiler bana yüklendi. Onun dışında hani çok hani bebeğin sahip olması gereken yaşamda kalmak için içgüdüsel bir takım şeyler. Ama onun dışında pırıl pırıl, hiçbir kalıbı olmayan, zihni pırıl pırıl, neredeyse 0 kilometre bir zihinle geldim. Ama sonra ne yaptım? Bu dünyayı, bu dünyada var olma halimi bir şekilde sürdürebilmek adına beni yaşamda tutacak verileri toplamaya başladım. Bu veriler yaşamsal verilerdi. Bunu ailemden, ailemdeki otoritelerden, deneyimlerimden öğrendim. Nelerin bana zarar verip nelerin vermediğini, nelerin beni hayatta tutabileceğini, bunları toparladım ve bunlardan bir sistem geliştirdim. Bunu ben sadece söylemiyorum, bunu görüntülü olarak yapılan çalışmalar da söylüyor. Hani bebek zihniyle yetişkin zihni kıyaslandığında nörolojik ağların ne kadar farklı olduğunu gösteriyorlar. Dolayısıyla da zihin sonradan yüklenen bir şey. Dolayısıyla ben değilim. O benim bu hayatta kalmak için kurmuş olduğum yaşam kalıpları, döngüler. Böyle olunca tabii bunun neden yapıyor? Neden böyle bir ağa sahip oluyorum? Çünkü beyin bu zihni kurarak aslında beni yaşamda tutmak ve hatta acıdan da korumak için geliştiriyor bu zihni ve sonrasında da aktifliyor. Yani ben 0-7 yaş aralığında herkesin bildiği gibi bu verileri toplayıp bu algoritmayı oluşturuyorum. Sonra yetişkin sürecimde de bunu defalarca böyle pekiştire pekiştire yaşıyorum, kalıplaştırıyorum. Ondan sonra da diyorum ki neden hep aynı insanlar karşıma çıkıyor? Neden hep aynı olaylarla karşılaşıyorum? Neden bu problemler bir türlü değişmiyor, dönüşmüyor? Neden? Çünkü zihnimin algoritmasına teslim olduğum için. Yani onu kendim için bir hizmetkar olarak konumlayıp kullanmadım. Onu bir danışman, bir eş dost, akıl alacak, bana yol gösterecek bir bilirkişi gibi konumladığım için genelde onun kurmuş olduğu döngüler içerisinde hapsolup kalıyorum. Aslında temeldeki farklılıklar bunlar. Yani şunu söylemek istiyorum. Mesela zihin rutinleri korumak ve kurmak adına çok faydalıdır. Ama hayatta yeni bir şeyle karşılaştığımızda, yeni bir şeyi çözmek durumunda kaldığımızda tamamen ona güvenip sırtımızı ona dayarsak eğer eski bilgilerle benim konularımı çözmeye çalışacağı için aslında faydasızdır. Yani rutin dediğim nedir? Rutin dediğim araba kullanmak benim bir rutinimse artık onda pratikleşirim. Yani ve zihnim orada otomatik pilota bağlar ve benim rutinimi kolaylaştırır. Ben aynı anda birkaç işi birden yapabilirim. Çünkü artık onlar rutinleşmiştir, kalıplaşmıştır.
Tamam, bunlar benim hayatımı kolaylaştırır. Ama hani güneş bile her gün aynı şekilde doğmuyorken ben her gün karşılaştığım konuları zihnime bunu nasıl halledeyim, nasıl çözeyim diye sorduğumda o bana hani şunu dediğinde ya geçmişte benzer bir olayla karşılaşmıştık o zaman şöyle çözmüştük buna da böyle yaklaşalım. Bundan hatta kaçalım uzaklaşalım bunu işte seçelim gibi bana akıl vermeye başladığında ben aslında zihnimin kölesi, esiri oluyorum ki aslında olması gereken sistem bu değil. Of, ama herkes zihnini dinler ama dinlememeli. Ay çok ilginç. Şimdi zihnin Dinlemem. kölesi olmak bir de efendisi olmak diye ikiye ayırıyorsun ya. Biraz Evet. açalım mı onu? Birazcık zihnin köleliğinden bahsettim burada ama Hı. o iki ayrım nasıl? Hem faydalı hem tehlikeli diyorsun ya. Evet. Yani zihin efendi olarak yani hizmetkar olarak çok faydalı ama efendi olarak çok tehlikeli. Neden? Çünkü zihnin amacı benim mutluluğum yani zihin benim mutluluğumla ilgilenmiyor. Zihin beni Hayatta hayatta tutmak sadece olayı onu. Öyle mi? hayatta tutmak ve onun bildiği tarzda acılardan uzakta tutmakla ilgileniyor. Yani ona bıraksan o bildiği acıyı bilmediği mutluluğa tercih eder. Yani tabii. Ay, çok üzücü bir şey bu. O kadar çok insan gözümün önüne geliyor ki şu anda. Bildiği acıyı insan bilmediği mutluluğa tercih edebiliyor ya. Bu insanın kendi hayatının içine etmesi değil mi? Tabii. Yani buna sebep olan şey zaten o zihnine güvenerek bunu şey yapması, hayatına getirmesi, odağına getirmesi. Yani şimdi ben bulunduğum ortamdan çıkmak istiyorum. Beni bekleyen daha büyük bir mutluluk var. Ama zihnim diyor ki bir dakika, hayır, orada ne yapacağımızı bilmiyoruz. Orası benim için çok belirsiz bir alan. Burada kal, burada kal. Ben diyorum ki burası benim için çok sıkıntılı, çok acılı. O diyor ki ama ben seni burada nasıl var edeceğimi biliyorum. Bu daha önemli. İşte konfor alanından çıkamamak diye bir şey var ya, bu o tam olarak o zaman değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Onun için, zihin için konforlu, benim için acılı ve Ya sancılı. orada işkence bile olsa, tanıdığın bildiğin için orayı, acı bile olsa, sıkıntı bile olsa, tanıdığın bildiğin için orayı seçiyorsun. Kesinlikle onu seçiyor. Yani zihin onu seçiyor. Çünkü zihin orada nasıl yöneteceğini, ya o döngünün içine döndürüp duruyor. Döndürüp duruyor. Ya dönelim diyor. Ya burada dönelim. Ya şimdi oradan çıkacağız. Orada neyle karşılaşacağız? Belirsizlik. Hani zihnin en hoşlanmadığı şeylerden bir tanesi. Çünkü orada nereye tutunacağını bilmez. Ve işte orada ne ihtiyaç duyuyor biliyor musun İlkay? Otoriteye. Yani şimdi zihnin bir takım becerileri var. Ama bu becerilerin aktive olabilmesi için bir otoriteye ihtiyaç var. Şimdi o beceriler ne? Ondan şöyle ufak bahsedeyim. Şimdi o beceriler şöyle. Bir tanesi tabii ki algoritma. Yani problemle çözüm arasında bağ kurabilme becerisi var. İkincisi komut alma becerisi var. Yani sürekli seni dinleyen ve ona göre seni memnun etmeye çalışan bir yapısı var. Yani Ha, bu iyi bir şey. Zihnine komut verebiliyorsun yani. zihne komut verebiliyorsun. Hatta algoritmasını da değiştirebiliyorsun. Ay, Yani öğrenecek verdiğin miyiz? komutlarla. Bize öğretecek misin bunu? Tabii bunu özellikle buradan anlatmaya başlıyorum ki sistemi anladığında aslında çok daha kendi kendine yaratıcı da çözümler geliştirebilirsin. Ben burada bazı tiyolar da paylaşacağım ama en başta hani zihnin becerisini iyi bir anlamak lazım diye hissediyorum. İşte bunlardan bir tanesi zihnin algoritmasının değişebiliyor olması, zihnin komut almaya açık olması, tıpkı şey gibi. Yani şu cep telefonundaki şimdi ismini anacağım açılacak ama Siri gibi, Alexa gibi hani hey diye seslendiğimde evet ne yapabilirim senin için? Yani lambadaki cin gibi. Lambadaki cin de hani sahip ben ne yapabilirim senin için der ya. Hani sahip der, efendi der. Hani gelip de şey yapmaz, efendilik yapmaz ama bir şey yapmak isteriz. Dolayısıyla bir otorite arar. O otoriteyi mesela şöyle düşünmekte fayda var. Biz küçüklüğümüzde neden bütün verileri annemizden, babamızdan, öğretmenimizden böyle kendisinden ürktüğümüz insanlardan, sözü dinlenen insanlardan alıyoruz? Çünkü otorite olarak onu görüyoruz. Yani zihin
kimin otorite olduğunu hissederse onun sözünü dinler. Benim zihnim de eğer ben otoriteliğimi kurmadıysam, bir başkasını otorite olarak görüyorsam onun sözünü dinleyerek benim hayatımı yönetebilir. O yüzden manipüle ediliyoruz, o yüzden hipnoza giriyor gibi oluyoruz ve o yüzden hayatımızı o şekilde yaşıyoruz. Yani bizim otoriteliğimizi, kendi otoriteliğimizi devreye sokmadığımız için. Ve şimdi lambadaki cin kısmına daha çok yaklaşıyoruz. O da şu, zihin komut aldığı zaman, yani ben buna komut derken çok net bir şekilde söylüyorum, emir bekliyor. Yani sahip, dile benden ne dilersen. Ve tek bir şey de değil. Hani üç tane dilek, birçok şeyi aynı anda yapabilme becerisi var. Zihnin de aynı şekilde. Şimdi yapay zekaları konuşuyoruz ya İlkay. Ve ne kadar becerikli olduğunu konuşuyoruz. Yani diyoruz ki işte ben işte şunu 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 istedim, yaptı. Şunu şunu anlattım, çizdi. Bunu bunu şey yaptım, besteledi. Senin zihnin ondan çok daha kabiliyetli ama sen o kadar vakit ayırmıyorsun ona. Hani tarif ederken, isteklerini ne olduğunu anlatırken zannediyorsun ki. Çünkü neden? Zihin seni tanıyor ve senin ne istediğini senden daha iyi biliyor zannediyorsun. Çok Halbuki enteresan. zihin. Zihnim başka biri gibi ya o zaman. Evet. Benden hariç başka bir şey olarak takılıyor. Ben sanıyorum, o ben değil. Evet, zihin değişime açık, emir almayı bekleyen bir algoritma sistemi ve çok da becerikli. Şimdi mesela bir cine, lambadaki cine çıktı diyelim. Evet, bile benden ne dilersen üç tane dilek hakkın var dediğinde ben peşi sıra ona söylediğimde cin ne yapar? Ne yapar bilmiyorum ne yapar. Yani ama çok becerikli olduğunu biliyorum. Gider bir şeylerle her yere nüfuz edebildiğini biliyorum. Gider bulur. Ondan sonra koordine olur. Entegre olur. Halleder. Gelir ve sunar. Şimdi aslında bizim zihnimizin de öyle bir kabiliyeti var. Yani ben doğru komutu verdiğim zaman zihin benim otoriteliğimi kabul ettiği zaman onu yerine getirebilmek için ilk önce kendi kaynaklarına bir bakar. Kendi verileri içerisinde buna hizmet edecek yeni bir algoritma kurarak çözüme taşıyacak bir takım veriler var mı? Araştırır. Yetinmez. Başka zihinlerle temasa geçer. Tıpkı cep telefonunun Bluetooth'la bir başka telefonla iletişime geçip oradaki verileri alması gibi. O da yetmez. Benim zihnim kolektif zihinle de temasa geçer. Tıpkı cep telefonunun işte bulut sistemiyle oradaki verilerle alışverişe girmesi gibi. Yani bir şekilde bütün her yere ulaşır, nüfuz eder ve doğru kaynağı, doğru veriyi doğru bir şekilde alır, yeniden halleder, hazırlar ve bana getirir. Yani bu şunun gibi bir şey. Cep telefonu, ben teknolojiyle örnek veriyorum çünkü zaten akıllı teknoloji, bütün teknolojik gelişmeler doğadan, canlılardan ve insanlardan ilham alarak gerçekleştiriliyor. Ama hani bir doğadaki canlı kadar da mükemmeli olmuyor. Yani buradaki akıllı teknoloji dediğimiz her şey insan zihnini model alarak üretiliyor. Biz hani onları kullanıyoruz, çok iyi bir şekilde kullanıyoruz. Arkada nasıl bir yazılımla, nasıl bir şekilde hallolduğuyla pek ilgilenmiyoruz. Ben diyorum ki mesela akşam yemek yapacağım. Telefonuma giriyorum arama motoruna. Bana karnıyarık tarifi ver diyorum. Bana karnıyarık tarifi geliyor. Sonra belki o beni kesmiyor. Başka bir şeye giriyorum. Uygulamasına giriyorum. Karnıyarık siparişi veriyorum. Orada o nasıl çalışıyor o sistem onu bilmiyorum ama bir şekilde kapıma geliyor. Şimdi zihin de aynı şekilde bir takım şeyleri pişiriyor, hazırlıyor, geliyor ve getiriyor. Şimdi bir şey daha eklemek istiyorum zihnin becerilerine. O beynin de fonksiyonları açısından en önemli kısmı diyebiliriz. O da şu ki beyin zihnin kurmuş olduğu algoritma sistemleri aracılığıyla, yani bu algoritma sistemleri dediğimiz şey düşünce, fikir, bir çözüm yolu vesaire.
Bunlar aracılığıyla ürettiği fikirler eğer zihnin böyle bizim için çok etkili, çok çarpıcı bir şeyse, yani şöyle söyleyeyim, zihin seslere, sözlere, kelimelere ve görsellere çok duyarlı ve çok tetiklenir bir hali vardır. Hemen alevlenir ve tepki verir. Biz eğer stres yaratan, bizi korkutan, ürküten, rahatsız eden bir takım görüntüler, fikirlerle zihnimizi doldurursak, o zaman ne oluyor? Bizim zihnimizde bu ne kadar canlı olursa, zihnimizdeki sağ ve sol lobumuz arasındaki nörolojik yollar aktifleniyor, zihin dengeli bir boyuta geliyor ve beyin kimyasalları salgılamaya başlıyoruz. Kortizol gibi. Eğer stres kaynaklı bir görüntüyse bu. Beyin kimyasalı, o kortizol ne yapıyor? Zihnimizdeki o fikri beyin kimyasalı alıyor, bedenimizin hücresinin hafızasına indiriyor ve biz o fikir, o görüntü ve o halle aynı titreşime geçiyoruz. O şekilde titreşmeye başlıyoruz. Eğer korkuysa beni o kortizolun salgıladığı, ben korku oluyorum. Bedenim korku Oradaki oluyor. sevgi Ve olmak lazım tek en başında. olmak lazım. Yani eğer beni heyecanlandıran, mutlu eden bir takım görüntü, fikirler zihnimde olursa ve onlar yüksek dozda beni tetiklerse, bu sefer oksitosin, dopamin, serotonin gibi mutluluk veren hormonlar salgılıyorum. Bu sefer de onların olma hali o hormonlar aracılığıyla bedenime ve hücrelerime nüfuz ediyor ve oranın hafızasını değiştiriyor. Ve o hafıza değiştiği anda benim bedenimin titreşimi, o hücrelerimin titreşmesinin değişmesi demek, bedenimin titreşimi değişmesi demek. Ve ben bu sefer o görüntüyle, o halle aynı oluyorum. Titreşimim aynı oluyor. Olma halimiz değiştiğinde her şey değişiyor ya. İşte bunu da sağlayan beyin ve zihin ortaklığı diyebiliriz. Böyle becerileri var. Peki o İşte zaman eğer bunu bunun kullanma kılavuzu var mı? olmaz mı? Var. Var, var, var. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Birincisi şunu kabul edeceğiz. Bunu kullanma kılavuzunu anlayabilmek için. Zihin net talimat der. Yani sen onun senin ne istediğini bildiğini asla düşünmeyeceksin. Çünkü bilmez, varsayımsal olarak hareket eder. Yani ben bunu örnek veriyorum mesela. Diyorum ki ben diyorum işte bu hafta sonu şöyle yatıp dinlenmek istiyorum ya. Çok yoruldum, böyle bir yatayım, dinleneyim iyice bir diyorum. Mesela zihin diyor ki Şebnem yatıp dinlenecek. Şebnem ne zaman yatıp dinlenir? Genelde hasta olduğunda yatıp dinlenir. Onun çünkü geçmiş veriyle bir şey yapıyor. Biz ne yapıyoruz? Şebnem'in ne alışkanlıkları var? Ve diyor ki Şebnem'i hasta edelim, yatıp dinlensin. Sonra ben yatıp dinleniyorum çünkü hastayım. Ama benim hayalimdeki yatıp dinlenme o değil. Ben zannediyorum ki zihnim beni hasta etmez ya. Yani Nasıl yatıp dinlenme. komut vereceğim ona peki? Yatıp dinleneyim dedim. Beni hasta etti. Çok net vereceğim. Yani benim nasıl yatıp dinlenmek istediğimi zaten anlamıştır, biliyordur demeyeceğim. Ben sağlıklı bir şekilde televizyonun karşısında ayaklarımı uzatıp ondan sonra işte yemeğimi, çerezimi, keyfimi sürdüreceğim. Kitabımı okuyacağım. Harika, dinlendirici, çok keyifli. Böyle sözlerle tarifleyerek ne istediğimi söyleyip bunu yaşamamı sağla. Konuşacağız yani Bunu bir de değil mi? Düşünmek yetmez. konuşacağız. Bayağı deli gibi kendi kendimizle konuşacağız yani. Kesinlikle konuşacağız. Yani o kadar güzel bir şey yakaladın ki İlkay. İç konuşmadan bahsetmiyorum ama. Bayağı. Sesli. Sesli Canım konuşma. İlkay bugün nasılsın? Falan gibi yani. Kendini karşına al konuş. Öyle mi? Zihnim Zihni. diyerek konuşun. Yani tabii. Zihne komut veriyorsun çünkü. Zihinden taleplerin var. Tamam. Zihinden bir şeyi talep ettiğin zaman çok net tarif edeceksin ki zihin ona göre bir hazırlık, bir algoritma, bir sistem çalışması yapacak. Ona göre gidip veri toplayacak, nerede, nasıl diye. Ve ona göre de sana yaşatacak. Vay. Yani hey Siri yerine hey zihnim.
Aynen. Bak hafta sonu dinlenmek istiyorum televizyon karşısında. Çıtırımla, terazımla haberin olsun falan. Evet. Evet. Oh. Hani hatta Hı. şöyle diyeceksin. Herkes kendi işini hallediyor. Hani kimse, beni arayanlar sadece zevk için arıyor. Onun dışında tamamen odamda işte izleyeceğim tenis maçı var. Ya da hani şu filmleri izliyorum gibi neyse. Yani gerçekten bunu bilmek ister. Çünkü algoritma dediğimiz şey nedir? Algoritma net bir tariftir. Yani bir robota bile hani şu bardağı al ve hani bana uzat demen için iç sisteminde ona şu komutları veriyorsun. Elini uzat, işte neyse o bardağı tut, havaya kaldır, ondan sonra çek, öbür tarafa ver gibi. Yani tek tek böyle bir direktif hali. Dolayısıyla da hani bizim sistemimiz de aynı tarzda bir sistem. Bir şeyi rutine dönüştürünceye kadar, artık onun için normal oluncaya kadar, benim yani keyfi olarak dinlenmem, hafta sonunu kendime ayırmam, normal ve sağlıklı bir süreç olduğuna ikna oluncaya kadar ben her türlü detayı direktif olarak zihnime vermeliyim ki yerine getirirsin. Tamam. Net direktifler vereceğiz. Peki ama şey dedin ya az önce. Hani geleceksin belki oraya ama. Diyelim hani ben bir maaşla çalışıyorum bir yerde. Başka bir yerde ama gönlümdeki Murat şarkıcı olmak. Biliyorum şarkıcı olursam çok mutlu olurum. Şimdi çok uç bir örnek veriyorum arkadaşlar. Fakat konfor alanım ne? İşe gitmek, gelmek. O az maaşa tamah etmek. Zihnim Evet. diyor ki bak bu bildiğin şey. Buradan gidersen aç kalırsın. Ama ruhum da diyor ki ya sen bunu yapmak için doğmuşsun falan filan. Nasıl ikna edeceğim orada zihnime? Yani böyle hayatın çetrefilli konularında. Israrla tutacak Evet. beni çünkü konfor alanında. Tutmaya çalışacak. Mesela ben bunu şeyde çok yaşadım. Urla'ya taşınmaya karar verdiğimde zihnim hep ama İstanbul'dasın. Ama medyanın göbeği burası. Ama ya sana çok iyi bir teklif gelirse. Ama nasıl yapacaksın? Ya orada başaramazsın. Orada kimse yok falan filan falan filan. Sonra dedim ki ya bir saniye. Benim çekincelerim var ama ben onlara rağmen bunu yapacağım. Çıkacağım ben bu konfor alanından. Çok iyi yapmışım diye düşünüyorum. Ama işte bunu düzenli olarak nasıl yapacağız? Zihnimizi burada nasıl kontrol edeceğiz? Evet. Şimdi çok güzel bir şey söyledin. Sana zihninin itirazlarını duymuşsun. Çünkü Abi, duymaz mısın? Duymadan olmuyor ki. Hep itirazda. Benimki bana hep itirazda hocam. çok normal, çünkü zihin paradoksal düşünmeyi sever. Nedir yani bu paradoksal düşünce? İlk önce senin komutunu anlamış gibi gözükür. Sonra da geçmiş veriye bakar ve der ki, ama hocam bir dakika ya, burada şöyle bir şey var. Geçmişte hani tecrübe de ettik. Bu böyle olmaz, mümkün değil. İtirazla gelir. Ve itirazlarını ısrarla getirmeye çalışır. Şimdi şöyle bakmak gerekiyor. Ben otoriteysem, o da Tamam. benim hizmetkarımsa, hadi diyelim ki asistanım. Ben bir iş yeri yönetiyorum bir asistanla beraber ve ben asistanımdan bir şeyler talep ediyorum. Şunu hallet, bu dosyayı getir, şunu hazırla. O da bana diyor ki, ya olmaz, yetişmez, bu bitmez. Şimdi ben otorite olarak ne yaparım? Eğer bitmesini gerçekten istiyorsam, derim ki, onu hazırlayabilecek desteği al. O zaman başka çözümler üret. Ama o dosyayı bana getir ya da o işi tamamla zamanında. Yani son sözü ben söylerim. Artı onun itirazlarını dinlerim. Birazcık da onun da hayatını kolaylaştıracak ve hani zorluğunu da hafifletecek bir takım çözümler de getiririm. Ama otorite olarak talebimden vazgeçmem. Yani şunu demem, ya haklısın ya, evet ya, boş ver, ne yapacaksın, kaldır dosyayı demezsin. Otorite olarak söyleminde kararlılıkla durursun. Onun nasıl çözülmesiyle ilgili onun çözüm yolları bulması konusunda onu teşvik edersin. Artı gerekiyorsa destek verirsin. Ama son sözü sen söylersin. Son sözü onun söylemesine izin vermezsin. Şimdi zihni eğer alıştığı bir yerden çıkartacaksak, bir kere onun alışmadığı şeye alışmasını sağlamak en önemlisi. Yabancılık çektiği şeye alışkanlık kazanması. Yani muhtemelen sen mesela İlkay, Urla'ya taşınmaya karar verdiğinde bir Urla'ya gidip geldin.
Oradaki yaşamın nasıl olabileceğiyle ilgili zihnine bir takım şeyler vermişsindir. Yani belki birkaç tane model, örnek, bunu uzaktan yapabilen zihnine bak, onlar yapabiliyor. Niye olmasın? Yani zihni biraz alıştırmak. O vermiş olduğun örnekte maaşlı bir iş var ama ben şarkı söylemek istiyorum. Bunun için zihnimi bu fikre ve bu fikrin mümkün olduğuna alıştırmak, orada yabancılık çekmemesini sağlamak üzere onu şey yapmalıyım. Hep deriz ya, hani bir şey istiyorsan git dokun, gör, hisset, bak, alışkanlık kazansın diye. Yani zihin alıştığı zaman o şeyi, çekincesi, direnci de ortadan kalkar. Bir yandan da o şey söylemleri, itiraz eden söylemleri dinleyip onun itirazına cevap vereceksin. Yani işte maaşlı bir işte çalışırken şarkı söylemek nerede görülmüş? Aynı parayı kazanamam ya da iş bulamam, kriz var, meslek değiştirmek için doğru zaman değil diyen bir zihnin varsa her birine yeniden bir komut vererek, yani kriz var dediğinde kriz fırsatlar vardır. O fırsatlardan bana bunu getir gibi pes etmeden hep ona direktif verip yeni yönler, yeni yöntemler keşfetmesine teşvik edip gerçekleşmesini sağlayacağım. Ya bu şey gibi de Bayağı bir mesela, zihinle dost olup ikna etmek falan lazım onu yani. kesinlikle. Hasbihal, dostluk, arkadaşlık falan. Evet. Yani onun sana hizmet etmesi gerektiğini bileceksin. Komutlarınla meşgul edeceksin. Çok amaç vereceksin. Çok görev vereceksin. Yani hiçbir zaman şunu yap, ondan sonra bunu yap. Belki bir sıraya koyabilirsin ama sürekli meşgul. Çünkü eğer zihnini meşgul etmezsen, çok amacın yoksa zihin seni meşgul eder. Aa, bu da çok iyi. Çok amacın olacak. Zihnini meşgul edeceksin. Yoksa o seni eder. Aynen. Tabii. En şimdi amaçsız, hedefleri olmayan, bunu bulmakta zorluk çeken insanlar zihinlerinden çok eziyet gören insanlar. Aa, Çünkü evet. Vay, o bana bunu dedi, bu bana bunu dedi. Kaşın üstünde gözüm vardı, zırttı zırttı gibi, değil mi? Şeylere takılıyorlar bu sefer. tabii. Çünkü zihin diyor ki, hatırlıyor musun senin başına şöyle bir şey gelmişti. Şimdi sana bu böyle söyledi, şimdi ne yapacaksın? Sürekli sürekli bir eziyet, bir işkence halinde. Çünkü mevcut işe yaradığını gösterecek, mevcut bilgileri çevirip çevirip getirecek. Ama senin çok amacın olsa, işte bu mesele çok önemli mesela. Bu amaç meselesi çok çok önemli. Yani bir kere amaçlarının farkında olacaksın. Bu hayatta neleri yapmak istiyorum, neleri deneyimlemek, neleri sunmak, neleri yaşamak ya da yaşatmak benim için mutluluk, başarı, gurur ve aşk demek. Bunları bileceksin ki o amaçları görev olarak sürekli zihnine ver, 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 ver ve zihin onlarla ilgili çalışsın. Sen de başka şeylerle, daha fazla amaç edinmekle, onlara şekil vermekle, aldığın rehberliği kullanarak hayatında ilerlemekle meşgul ol. Vay be. Hani şey var ya, çoğu insan emekli olmayı hayal eder. Emekli olunca da bunalıma girer. Çünkü boşluğa düşer aslında. Amaçları biter falan. O Evet. geldi aklıma bir taraftan. Benim de mesela sorunlarımla baş etmemin en büyük yöntemi çok çalışmak, üretmek. Şimdi anlıyorum ki zihni aslında, ben ne yapalım, hadi gel şimdi üretelim, iş yapalım, hadi parlayalım. Yönlendirerek aslında ne güzel bir yöntem bulmuşum kendi kendime diye Evet, düşündüm. kesinlikle, kesinlikle. Amaçlarla meşgul et. O sonrasında zaten hani bunu istiyor. Onun da beslendiği şey bu, seni de rahatlatan şey bu. Ben zihnimi şöyle ikna ederim arkadaşlar. Hocam sana da söyleyeyim. Bak, kendimle de konuşurum ben, ha. Onu fark ediyorum. Derim ki ya evet, çekincelerin var ama cesaret çok yüksek bir frekansla. Eğer buna cesaret etmezsen hep ömrün boyunca pişman olacaksın. Ya bir dene, ne olacak? Yanılırsan yanıl, yenilirsen yenil. Mesela buraya gelirken de olmazsa dönersin ya, bu ne demiştim en sonunda. Müthiş bir rahatlık veriyor insana yani. O zaman Evet. susuveriyor da zihin, ya da kaygılar ya da Evet. korkular. Bir saniye daha Evet. akıştayız. Olmazsa da eyvallah deriz. Ne yapalım yani? Gibi Ha. bir yöntem. Zaten şimdi mesela şey çok önemli. Herkesin
zihninin rahatlayacağı komutlar kendine Aa, özgü. Yani bu benimki mesela. Sizinki ne? Bulmakla. evet, mesela bu zihnini rahatlatan bir şey sen hissediyorsun, fark ediyorsun, değil mi? Bunu söylediğin an bir rahatlık geliyor ve hareketin kolaylaşıyor. Eyleme geçme rahatlığına kavuşuyorsun. Şimdi zaten konu bu. Ben zihnime verdiğim komut sonrasında bana ürettiği itirazlara ben kendimi ve zihnimi rahatlatacak öyle argümanlar geliştirip vereceğim ki sonrasında ben hareketimde rahatlama hissediyorsam doğru şeylerle beslemişim demektir. Ama Harika. hala sıkışıklık varsa zihnimin yarattığı daha fazla iknaya ve komuta ihtiyaç var. Ya yani çocuksuluk var zihinde aynı zamanda. Yani böyle hani şeyi aşıya götürürken çocuğa dersin ya bak bir şey olmayacak, doktor amcalar çok tatlı, orada işte balonlar var, ondan sonra dondurma yiyeceksin, Luna Park'a götüreceğim. Bir şekilde, evet, bir şekilde bunun keyifli, zevkli bir süreç, bir şey kaybedilmeyeceği ya da bunun dünyanın sonu olmadığını bir şekilde zihne anlattığında o daha rahat bir şekilde gidiyor. Mesela ben sevgi frekansında kalmayı da şöyle çözdüm. Yeni çözdüm. Hocam ve arkadaşlar söyleyeyim. Ben de öfkeleniyorum, sinirleniyorum. Çok güzel bir şey. Bin türlü duygu içimden geçiyor, gidiyor, geliyor herkes gibi. Lakin şunu o kadar ikna oldum ki yaptığım yayınların sonunda. Bunun sana hiçbir faydası yok. İlkay'cığım diyorum, şu an öfkeden kudurabilirsin. Karşındaki de sonuna kadar hak etmiş olabilir. Lakin sana hiçbir faydası yok. Yüksek zararı var. Enerjini düşecek, auranı düşecek. Boş ver. Hani kendim için onu böyle pozitife çeviri vermek daha kolay oldu bana. Bilemiyorum, belki şey olur. Bir Güzel. katkısı olur arkadaşlarımıza. Günlük yaşamda dikkat edeceklerimiz neler? Böyle nokta nokta püf noktaları var mı Şebnem Hocam? Bunlar benim bulabildiklerim tabii. Kim bilir neler var. Günlük yaşamda dikkat edeceklerimize şöyle örnekler verebilirim. Bir kere ne konuştuğumuza çok dikkat edeceğiz. Şimdi ya her yerden duyuyorlar izleyicilerimiz. Artık biliyorlar. Yani zihin dinliyor bizi ve ne duyuyorsa bizden odağını onu alıyor ve onu geliştiriyor. Ve olumlu olumsuz diye bir kavramla bir ilişkisi yok. Odakta yani öznede ne varsa olanın odağında da o var. Yani ben şimdi cep telefonuna desem ki işte Şebnem'le ilgili bilgi çıkartma bana desem hemen açılır ve Şebnem'le ilgili bilgi çıkartır. Ha, doğru. Doğru. Şimdi seyircilerimiz denesin. Şebnem çok beğeniyorum, onu merak ediyorum desem yine aynı bilgileri çıkartır. Ne güzel bak anlattın. Bu hep anlatılır da şu an çok netleşti. Denesinler, görecekler. Yani merak etmiyorum, bana gösterme, hiç hoşlanmıyorum desen de aynı şeyi çıkartıyor. Başka şey desen, merak ediyorum desen de aynı şeyi çıkartıyor. Zihin de aynı. Zihin de seni sürekli dinliyor ve ona göre bir şey geliştiriyor. İşte odak geliştiriyor ve onu senin hayatına alıyor. Dolayısıyla hani bir çocuğun yanında çok dikkatli konuşuruz ya, hayatın işte olan olayların olumsuzluklarından etkilenmesin, kaygılanmasın, yanlış bir şey öğrenmesin gibi böyle nasıl dikkatli dikkatli seçerek konuları getiririz, konuşuruz, bazen üstünü kapatırız, bazen sanki başka bir şey konuşuyormuş gibi yaparız. Zihne de biraz öyle davranmakta fayda var. Yani biraz manipülatif olmak ve onu biraz kandırmak gerekiyor. Yani benim durumum mesela hani parasal bir sıkıntı mı yaşıyorum? Parayla ilgili sıkıntım var, borçlarım arttı demek yerine hani zihni daha farklı algılamasını sağlayacak. Belki şunu diyeceksin, daha fazla para için yerim var. Daha zenginlik için potansiyele sahibim gibi. Hani zihni manipüle edip onun odağının başka bir şeye dönüşmesini sağlamak gibi. Tabii seçtiğimiz kelimeler de çok çok önemli. Yani mesela biz mazeretli yaklaştığımız zaman zihin hemen alır. Yani ama hep denir ya ama kullanmayacaksın. Ama niye kullanmayacaksın? Çünkü ama mazeret üreten bir kelime. Ben işte bu çantayı istiyorum ama param yok. Tamam, mazerete bayılır zaten zihin. Yoksa paramız tamam.
Ben onu satın aldım, almayalım. Hiçbir zahmete girmeyelim. Ya da durumunla ilgili hiç mi konuşmayacaksın? Konuşacaksın ama henüz diyeceksin. Henüz sevgilim yok. Henüz işim yok. Bu Aa, çok geçicilik. güzel. Henüz. Henüz. Anladım. Geçicilik vereceksin yani. Kalıcılık değil. Geçicilik vereceksin. Şimdiki zaman. Neden şimdiki zaman? Yarın yok. Yani bir çocuğa da yarın dersen anlamaz. Yarın oldu mu? Yarın oldu mu? Olmadı mı? Tamam. Yarın yerleşmez. Yani şu an var. Zaten bunlar hani şöyle çok beylik kullanabileceği izleyicilerimizin şeyler. Ne konuştuğuna dikkat edip komutlarını vereceksin. Çok net komut vereceksin. Yani emir kipiyle. Bana bunu getir, bunu yap, bunu hallet, bunu çöz. Bu kadar net bir şekilde. Ve bunu yaparken kendi sesini kullanacaksın. Senin otorite olduğunu bilecek. Artı nasıl beslediğine dikkat edeceksin zihnine. Yani onun için faydalı, senin için faydalı şeylerle besleyeceksin. Faydalı inançlarla, faydalı kelimelerle, faydalı görsellerle. Yani onu kirletmeyeceksin. Çünkü bir kere şöyle bir şey var. Zaten acı envanterimiz çok zengin. Yani zihnin algoritması içerisinde acı envanteri bayağı donanımlı insanlarız. Çünkü hani en başta da söylediğim gibi hayatta kalmak için acıdan aldığımız derslerle hareket ediyoruz. Biraz zihne neden hoşlandığımızı da söylemekte fayda var. Yani ben işte güneşin batışını izlemeyi seviyorum, klasik müziğe bayılıyorum, işte güzel bir dost sohbetiyle hafta sonu geçirmek benim için harika dediğim zaman zihin bunu not alıyor. Diyor ki Şebnem işte güneş batışı seviyor. Ben tatillerde işte tren yolculuğunu çok severim dediğim zaman bana bir tatil ayarla dediğimde muhtemelen bana tren yolculuklu bir şey hazırlayacak bu sefer. Yani biz hep şey yapıyoruz ya beğenmediğimiz zihnimize yüklüyoruz. Ya ben işte şu davranışları sevmedim. Bunu görmek hiç hoşuma gitmedi. Burası çok şeymiş diye not alıyoruz zihnimize. Yani bir daha beni buraya getirme, buradan şey yapma. Hayır, sen nereye gitmek istiyorsan onun bilgisini vereceksin zihnine. Yani resmi, gitmek istediğin resmi vereceksin. Ve zihin ona göre çalışacak. Sen ona hani o notları aldırıyorsun ya, zannediyorsun ki seni oradan kaçıracak ve onun tersi bir istikamete çevirecek. Hayır. Sen ona neye not aldırıyorsan onu yapacak. Çok acayip. Peki acıya daha mı çok tutunuyor zihin? Bir acı, bir mutluluk var diye. Acıyı mı tercih eder otomatik davranışta? Ya zihin şöyle, acı ve zevke duyarlılığı var. O kendi bildiği şekilde acıdan kaçar, zevke sığınır. Ama o bizim bildiğimiz zevk ve acı değildir yani. O mesela onun için acı, belirsizlik, zevk de biraz böyle keyif, rahatlık, ödül, kutlama, ondan sonra hani onun böyle tebrik edilmesi gibi şeyler. Hani bir şeyi eğitmek gibi. Acı duyarlılığı vardır. O acının onun için acı olmadığını ona anlatmak işte bizim yakalayıp yapmamız gereken görevimiz. Yani o acıyı hissederse, yani şöyle ki terfi almak Tamam. istiyorsun ama senden daha üst pozisyon insanlarla konuşurken, başka hani otoritelerle konuşurken çok rahatsızlık hissediyorsun, sıkılıyorsun. Bu zihnin acı olarak kodladığı bir şey, özellikle geçmiş bilgiden alarak kodladığı bir şeyse, seni o acıyı yaşama diye aslında mutlu edecek terfiden uzak tutmak için elinden geleni yapar. Yani o insanlarla, yani benim o terfim için, zihnimi ikna edebilmem için beni o ortamda rahatsız eden her ne varsa orada iyi hissetmeyi başarmalı ve zihnime de bak ben burada çok iyiyim demeliyim. Vay, böyle de ikna etmeliyiz zihni. Peki bitti mi günlük yaşamda dikkat etmemiz gerekenler? Açık olalım, net olalım, olumlu mutlaka konuşalım. Değil mi? Ne istiyorsak paylaşalım. Başka günlük hayatta dikkat edilecekler. Mesela şunu ben çok herkesin bilmesini ve kullanmasını istiyorum. Arzu ediyorum. Çok faydasına inandığım için. Evet, herkes için olumlamalar farklı ama doğru inançlarla, evrensel inançlarla da beslemek lazım. Yani ben bir komut verdim
Tamam. zihnime diyelim. Bir Tamam. şey yapmasını istedim. Hemen akabinde onu çok rahatlatacak bir cümleyle destek verme konusunda bir önerim ve çok işe yaradığını biliyorum. Onu paylaşmayı istiyorum. Zaten paylaşıyorum da. O da şu. Herkes ve her şey amaçlarıma hizmet ediyor. Amacıma hizmet eden herkes ve her şey de benimle birlikte kazanıyor. Herkes ve her şey amaçlarıma hizmet ediyor. Amaçlarıma hizmet eden her şey de benimle birlikte kazanıyor. Evet. Şimdi neden? Çünkü zihin her şeyi bir tehdit olarak görme eğilimi var ya, aslında olanın sana ve amaca hizmet ettiğini görüp rahatlaması. İkincisi, kazan kaybet ilişkisinde de bir rahatsızlık. Yani her türlü kazan kaybet. Yani param olsun diyorsun, içinden bir şey diyor ki ya param olursa, onun olmazsa, benden isterse o zaman ne olacak? Ben ona paramı vereceğim. Paramı verirsem geri alabilecek miyim diye zengin olmaktan vazgeçen insanlar var. Şimdi orada zihne hani herkes ve her şey amacına hizmet ediyor, amacına hizmet eden herkes ve her şey de seninle birlikte kazanıyor dediğin zaman yani kaybeden birisi yok. Herkes kazanıyor. Sen de kaybetmeyeceksin. O da kaybetmeyecek. Öyle bir sistem olacak ki, öyle bir organizasyon olacak ki herkesin kazanacağı bir şey mümkün. Bir kere o bir rahatlık. Aslında biliyor musun, ilahi sistemde tam böyle ya. Kaybetmek diye bir şey yok. Herkes ve her şey kazanıyor aslında her şekilde. Evet. Bilmiyorsun. Kimin nasıl kazandığını bilmiyorsun. Ama içinde o da kazanıyor. Yani orada görünmeyen bir şekilde kazanımlar var. Mutlaka Ve var. bunun en herkesin amaçlarına, önemli olan şu amacı. Ya senin amacın ne? Yani sen kazanacaksın, amacına göre kazanacaksın ama. Senin orada hani canın yanıyorsa amacını sorgulamaya ihtiyacın var. Hep derler ya haklı mı şey mi olmak istiyorsun, mutlu mu olmak istiyorsun? İşte amaç da böyle bir şey. Ya amacın haklı olmaksa belki mutsuz olmayı göze alıyorsun. Senin eğer olan her şey içerisinde kendini mutsuz bulduğun bir şey varsa, hoşlanmadığın bir şey varsa amacını bir kontrol etmekte ve neyi istediğini doğru tarifleyip tariflemediğini bir dönüp bakmakta faydan var. Vay be. Peki zihin bolluğu ve parayı getirmesini nasıl sağlarız zihnin? Böyle bir bonusun var, değil mi? Bu akşam bu videoyu izleyenlere. Bonus egzersizler geliyor arkadaşlar. Bolluk bereketi nasıl çekeriz Şimdi zihin normalde bizi manipüle ediyor zihnimizle? ya, biz de zihni manipüle edeceğiz. Ve komutlarımıza uymasıyla ilgili onu yönlendireceğiz. Şimdi bolluk, bereket, para söz konusu olduğu zaman özellikle de hani bunlar böyle bizim hayatımızda kriz konuları oluyorsa eğer, bir daralma hissediyorsak ilk ne yaparız? İlk genelde giderlerimize bakarız. Yani gider kısılması, işte nereye para gidiyor? Oradan nasıl kısabilirim? İşte çocuğun okulu, evin kirası, kredinin ödenmesi. Bunlar arasında böyle bir matematik kurmaya çalışır insan normalde eğilim olarak. Giderleri keseyim diye. Şimdi giderlere odaklanıp giderlerle ilgilenmek zaten zihin için giderin odağının büyütülmesi ve onun daha fazla kriz konusu olması anlamına geliyor. Böyle anlarda hani benim tavsiyem zihni hemen odağını değiştirmek ve gelire çevirmek. Daha çok kazanayım. Yani gelir daha çok kazanayım. Yani gelirle ilgili daha çok düşünsün. Bunun için çok basit şeyler yapabiliriz. Yani şu bile hani gelir gider yazıyorsam gideri küçük daha küçük fontlarla gideri daha küçük fontlarla geliri daha büyük fontlarla yazmak bile zihni manipüle eder. Ondan sonra gelirle ilgili daha çok konuşmak. Geliri daha fazla incelemek, zihnin odağını değiştirir, manipüle eder. Mesela tasarruf. Tasarruf dediğimiz şey hani çok büyük rakamlar olmasına gerek yok ama hani bir şeyin bitmediğini zihne göstermek. Yani ayırdığın paranın hep bir şekilde kalması, küçük küçük de olsa zihin der ki "Aa, bizim paramız bitmiyor." Ve panik yapmaz, sıkıntı yapmaz. Daha fazla çözüme odaklanabilir.
Ondan sonra mesela hani şunu tavsiye ediyorum ki uygulayanlar da kesinlikle sonuç alıyor. Giderleri yani giderleri zihne gelir gibi göstermek. Yani şundan bahsediyorum. Kredi kartı borcumu geldi. Tamam. Zihne diyeceksin ki, aa bilmem ne bankası hesabıma bu kadar para yatırmayı teklif ediyor. Yani sen tamam onu öde de zihinle farklı konuşmak. Bir tane film vardı hatırlar mısın? Hayat Güzeldir İtalyan filmi. Life is Benim. beautiful. Nazi kampında geçen. Değil Evet, mi? evet. Aynısı Evet. güzel bir filmdi. Çok da severim. Çok, çok, çok. Orada mesela baba ne yapar? Çocuğu sanki bir oyun alanındaymış gibi, hiç savaş varmış ya da kamptaymış gibi değil de Muhteşem bir film. oyun oynuyorlarmış gibi yaşatır bütün o süreci. Yani çocuk oradan çıkar. Yani savaşta olduğunu hatırlatmasının bir faydası var mı? Bir katkısı var mı? Yok. Dolayısıyla da bizim de zihnimizi panikletip bocalatmak yerine onu rahatlatıp onun görevlerine daha fazla odaklanmasını sağlayacak şeyler yapmakta özgürüz ve bu gerçekten bu kadar hani oyunsal bir şekilde basit. Ha diyeceksiniz bu kadar para sıkıntısı yaşarken ya ben bunu nasıl yapacağım? Yani Bir acım de var, şimdi sıkıntım var, dışarıdan telaşım var. insanı gören anası, babası, kocası bilmem ne düşünsene, kredi kartı borcu geldi. Aa bak kapı yatırmış falan. Aslında Bayağı delirdi sanabilir insanı. evet. Ama bir yandan da çok eğlenceli ve komik de oluyor. Bir yerden sonra şey de oluyorsun. Yani bunu çevrenle birlikte uygulamaya başladığında hani bir eğlence konusunda rahatlamaya da başlıyorsun. Gülmeye başlıyorsun. Bak sen güldün mesela şimdi. Bu konuda gülebilmek çok önemli bir adım. Dolayısıyla da bu mesela kendi kendine konuşmak da dışarıdan bakıldığında çok acayip bir görüntü. Ama Evet. kesinlikle yapılmasını tavsiye ediyorum. Taksınlar kulaklıklarını yolda yürürken, taksınlar kulaklıklarını arabada Yolda sanki müşteri konuşmasınlar ya Şebnem. Yolda konuşmayın. konuşsunlar Arkadaşlar dinlemeyin hocayı. Başınıza iş alırsınız bak. Evde konuşsunlar ya. bence her yerde konuşsunlar. Ya çok tatlı. Ben kendimle konuşurum. Kendimi sarsarım. Kendime kızarım. Kendimle dertleşirim, kendime anlayış gösteririm. Valla kendimle müthiş bir dostluğum vardır yani. Ne kadar doğru olduğunu da görüyorum açıkçası hani bu yayınlarla yapmış olduğum şeyi. Kesinlikle, kesinlikle. Yani bu bir hani delilik alameti gibi yansıtılıyor ama bence tam tersi insanın kendisine söylemesi gereken şeyleri kendi kulağına duyurması önemli. Sesimiz zihnimizin otoritesi olmalı. Yani bir başkasının sesi ya da geçmişte kalmış insanların sesi değil. Benim sesim. Benim zihnimin otoritesi olmalı. Zihnim benim sesimi ve benim komutlarımı duyduğunda hazır ola geçmeli. Ve bunu yerine getirmeye için elinden gelen her şeyi yapmalı. Becerisi var, yapar. Ve amaç ne arkadaşlar yani? Hey İlkay, kalk, üretken ve mutlu bir ömür geçir. Böyle bir tekamül tamamla. Benim kendime verdiğim komut bu mesela arkadaşlar Çok yani. güzel. Kendimden de beklentim, muradım bu. Hı Bir hı. saniye, abartma şimdi bunu. Kalk, hadi üretken ve mutlu bir şekilde geç. Hepimize diliyorum ki önce amacımızı bulabilmek nasip olsun. Çok büyük şeyler değil valla. Çok anlamlar yükleyince daha içi boşalıyor arkadaşlar. Mutlu, mutmain, Kesinlikle. tatmin bir hayattan geçmek. Benim muradım bu. Bilmiyorum, paylaştım böyle açıklıkla ama herkesin gönlüne göre olsun dilerim. Bence çok faydalı bir yayın oldu Şebnem Hocam. Ah ne güzel. Eklemek istediklerim var mıydı? Aa, bu arada eğitimler veriyorsun arkadaşlar. Biliyorum yayın yetmedi, yetmez. Ya ben bunu böyle ders gibi çalışmak istiyorum. Ben bu işi becermek istiyorum. Ben bu zihnin efendisiyim. Hayatımın da efendisiyim. Ben bu hayatın kurbanı değilim ya. Bir saniye, başrolde ben varım demek bence bu. Ki hiçbirimiz değiliz. Ve bunu detaylıca teknik bir şekilde tak tak öğrenmek istiyorum diyorsanız eğitimlerine Şebnem Hoca'nın katılın. Ne zaman vardı sıradaki eğitimin sevgili Şebnem? Bakmıştım ama sen söylersen çok sevinirim. En yakın 20 Mart'ta İste Olur 4. yılını gerçekleştiriyoruz ve orada en başta söylediğim
Hani arzularımızla aramızdaki mesafeyi arttıran işte enerjimizin senkronizasyonu, amaçlarımızın ne olduğunu bilmek, zihnimizin kullanım kılavuzu ve bunu içselleştirici bir uygulamayla aktardığım bir eğitim. Kesinlikle hani katılmak isteyen olursa çok fayda göreceğini garanti ediyorum. Onun dışında henüz tarihi belli olmayan ama tekrarladığım bu amaçlarla ilgili bir eğitimim var. O da ruhun amacını bulmak, bu benim buradaki varlık sebebim, Of, bunu aslında bunu destekleyen biz de değerlerim. yapmalıyız. Ruhun yaşam amacını bulmak. Buradan tiyolar verdiğim bir yayın yapmalıyız bence. Çok önemli. Bu Kesinlikle, çok önemli. kesinlikle. O kadar kıymetli ki, o kadar kıymetli ki. Yani iç, ya ışığını insanın yakıp parlatabilmesi için bilmesi gereken kendisiyle ilgili o kadar kıymetli hediyeleri var ki, onları keşfetmek, hatırlamak, keşfetmek de değil, hatırlamak aslında. Hatırlamak. Bununla ilgili kesin yapmalıyız. Bence çok kıymetli bir konu. Tamam. Ama ben şimdi yayını bekleyemeyeceğim. Detaylı çalışacağım diyenler de şebnembolkan.com'u ziyaret etsinler arkadaşlar ya da Instagram'dan Şebnem Bolkan Arin diye çıkıyor değil mi hesabın? Dur bakayım öyle mi? Volkan Arin Arin diye geçiyor. diye Evet. geçiyor. Şebnem Bolkan hocayı takip edin. Eğitimlerine katılmak, daha detaylı bilgi almak isterseniz. Ama bu video için de çok teşekkür ederim. Bol katkı sağlamasını diliyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Umarım herkesin zenginleşmesini çok daha farklı bakıp çok daha farkındalıklı bir şekilde zihnine yaklaşmasına hizmet eder. Çok insana ulaşır umarım. Öyle olsun. Sevgiler. Değil. Arkadaşlar iyi ki oradaydınız. Bol katkı sağlamasını diliyorum. Sorularınızı, önerilerinizi, kanalımda görmek istediklerinizi lütfen aşağıda paylaşın. Temel olarak emin olduğum bir şey var. Bu hayatın kurbanı değiliz. Yüce Sistem hiçbirimizi sıkıntılar, acılar, kahırlar çekelim diye dünya okuluna bizi yollamış değil. Bu okuldan hakkını vererek farkındalıkla geçebilmeyi, kendimize yaklaşabilmeyi, kendimizi tanıyabilmeyi, acılarımızdan da, mutluluklarımızdan da, zirvelerden de, diplerden de kahrolmadan, kendimizi kaybedercesine mutlu olmadan, bir şekilde hayatın içinde kaybolmadan zenginleşerek geçebilmeyi diliyorum. Güzelleşerek geçebilmeyi diliyorum. Katkı sağlamasını diliyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek Rabbime emanet olun. Hoşça kalın.